Olay günü ben işe gidecektim. İzin istemişti benden. Ben izin vermemiştim. Ama arkadaşlar ısrar edince çıkmıştı kendisi. Sonra ben iş yerine vardım. İş başı yapacaktım. Kaza anının olduğunu haber verdiler bana arkadaşları. Yani onun dışında da yani 2 ay yoğun bakımda yattı. Sonra çıkardık. Şu an evde sürü işte şeyleri, tedavileri. Arkadaşlarından biri o ölmüştü. Yani kızımın arkadaşı değil de kuzeninin arkadaşı diyeyim. Arkadaşının bir tanesi de şu an zaten o da tedavi görüyor. Şimdiki durumum kızım böyle olduğu için ben işten çıktım. Şu an evdeyim. Maddi durumumuz da hani biraz kısıtlı ama elimizden geldiği kadarıyla destekliyorum. Kızımı doktora götürmeye çalışıyorum. Yani çalışmaya çalışıyoruz işte bir şeyler yapmaya. Fizik tedavi alıyor. Bunda abimin desteği var. Çevremin, ailemin. Yani onların desteği olmasa zaten bir şeyi de başaramayız. Şu an kızımın daha iyi yani ne bileyim iyileşmesini istiyorum. Daha çabuk iyileşmesini. Yani özel doktora götürmek daha iyi sanki. Yani devletin doktorları böyle ilgileniyorlar ama şeyleri çok değil. Kısıtlı yani. Zamanları olmuyor. Evet zamanları kısıtlı. Kızımın bir hayali vardı. Kızım çok cıvıl cıvıl hareketli, hiç durmayan bir kızdı. Hostes olmak istiyordu. Onun için böyle bu sene son senesini de dışarıdan okuyacağım. İngilizce dersleri falan almak gerekiyormuş onları öğrenmesi. Lise sondu zaten. Hostes olmayı çok istiyordu. Ama yine olacak Allah izin verirse. Doktorlar hani 1 yılda sürebilir, 2 yılda sürebilir, 5 ayda sürebilir diyor. Hani bakıma yani nasıl diyeyim tedavilerine daha böyle yetişmeye çalışırsak daha iyi olacak işte.